Merhaba arkadaşlar, şimdi tanıtacağım oyunun adı One Piece Treasure Cruise. Ben eskiden çok oynuyordum bu oyunu. Sonradan bırakmıştım. Fakat eğer One Piece hayranıysanız, seviyorsanız karakterleri, böyle yavaş yavaş oynayabileceğiniz, ilerleyebileceğiniz, ödülü bol, güzel bir oyun, tavsiye ederim. Şimdi oyunu biraz gösterelim, nasıl olduğuna dair. Yani buradan böyle şey var işte, buna tıkladığınız zaman buradan rastgele her gün 4 ya da 5 kere çevirme hakkınız var. Upgrade materyalleri falan geliyor. Girelim şimdi. Direkt tutorial'ı yaptığınızda bu ekranla karşılaşıyorsunuz. Size bir tane legendary karakter veriyor oyunun rastgele ne çıkarsa. Onun dışında devam ediyorsunuz. Burada işte şeyler var. Mailler nerede? Mail olayını kaldırdılar mı? Ha, burada. Değiştirmişler komple ekranı. Güzel olmuş ya. Hepsini alma tuşu eklememişler. Alalım abi buradan. Ha, böyle tek tek çıkarma hakkınız var. Buradan kovalayacağınız karakterler şey, Luffy'nin son hali var ya, 4-4'lü hali, Gear 4. Gear 4 Luffy'niz varsa baya rahat edersiniz yani, sıkıntı çekmezsiniz. 2 ayı falan paramparça edersiniz ve oyun size şu an ikinci gün girdiğinizde bir 10'lu atacak daha malzeme veriyor. Sonra 2 gün daha girdiğiniz zaman 25-25-50 gem daha veriyor yani. O şekilde 2 tane, yani 100 tane karakter çıkartabiliyorsunuz. Bu oyunda rare karakterleri de iş yapıyor. İlla full legendary gidecek değil, zorunda değilsiniz yani. Bayağı çizimler falan gördüğünüz gibi gayet güzel, zevkli. Direkt One Piece'in hikayesinden başlıyorsunuz. İlk böyle ilk atadan işte Usopp'tur bilmem. Bütün One Piece'in bütün hikayesi var yani. Ben hikayesini işte Enies Lobby'ler bilmemler sırf onlar için oynuyordum yani. Eğer sırf hikayesini seviyorsanız One Piece'in, hani tekrardan o fight'ları şey yapmak hoşunuza gidiyorsa deneyebilirsiniz. Güzel oyun, zevkli oyun. PvP yok oyunda, tamamen PvE. O yüzden hiçbir rekabet, yarış, o tarz bir şey yok. Hep böyle etkinliklerin şeyleri var, özel türde şeyleri var, karakterleri var. İsterseniz retry atabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. A-Star Legendary gelene kadar tekrar deneyebilirsiniz yani. Bir ya da iki tane 5 star kovalayabilirsiniz. Atalım bakalım. Geldi mi Legendary? Gene çöp. Buranın tek sıkıntısı bu işte, ilk defa bir karakteri çıkartıyorum, lan bir baksana abi çizimlere falan. İlk defa çıkartıyorsun, böyle küçük küçük gösteriyor yani. Ondan sonra bunları bir defa çıkardığınızda bu efektleri bir daha göstermiyor. Skip maalesef yok yani. Öyle geçelim. Geç abi geç. Bu Nami'nin şey versiyonu işte. Üste yazıyor. Bu yüzdeymiş şey olduğu versiyon vardı ya, time skip olduğunda. Versiyonu. Bu Robin'in time skip versiyonu. Time skip'in arasındaki versiyon, tam time skip olmadanki halleri var ya. Kovaladıkları şey falan, Luffy. Bu Zoro'nun o versiyonu falan filan. Bayağı bir her versiyonları var karakterin. Bu film versiyonuydu galiba bir tane filmden. Geç abi. Bu hangisiydi hatırlamıyorum yani, Zoro'nun. Retro abi. Yok bu şey. 5 star çıkmayacak mı yani, inat mı ediyor? Aha çıktı bir tane. Bir tane daha ver. Oh, iki tane güzel. Güzel güzel güzel. Ooo legendary'ler. Ver Luffy'yi ver. 4 star Luffy'yi ver. Ver 4 star Luffy'yi. Ver 4 star Luffy. Buradan 3 tane falan da kovalayan, zorlayanlar var da. İşte video çektiğim için ben zorlama. Ver Luffy'yi. Luffy 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 Luffy. Luffy. Aa, ya bu Sanji benim oynadığım zamanlar çok iyi karakterdi de, ben epey bir önce oynadığım için şu an hala iş yapıyor mu bilmiyorum. Ama ya burada herhangi bir legendary sizi story'de baya baya ilerlere götürüyor yani. Hani çok 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 fazla gem şey yapabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Çok fazla şey veriyor. Ivır zıvır veriyor yani. Çünkü hikaye baya şeye kadar geldi yani. Oyunun sonlarına kadar, hani ana şeyin sonuna kadar baya yetişti yani. Bu ne? Luffy. Bu ne abi, yeni Luffy mi bu? İlk defa görüyorum bu. Legendary. Kung Fu Training Monkey D. Luffy. Bunu bilmiyorum vallahi nasıl bu. Hem burada mesela kaptan özellikleri var. Kaptan takımın şeyin atakların 3.5, 2 perfect atarsanız 2.5 full atarsanız 5. 5 şey %5 arttırıyor. O iyiymiş. Böyle kaptan özellikleri var her karakterin. Bunun da işte bütün karakterlerin var. Bir kendi özellikleri var. Bir de kaptan özellikleri var. Ultileri var yani. Ultisini attığınız zaman işte defansı düşürüyor 2 turn. Yarıya düşürüyor yaratıkların. İşte eğer bunu kaptan olarak kullanırsanız quick karakterlerin, yani mavi karakterlerin canını 1.5 çarpı arttırıyor hepsinin böyle. Al bunu abi, 2 legend. Dursun. Başka bir şeyimiz var mı mailde? Burada varmış.
Hop Kizuna Clash, hop 30 yen verdi. Var mı bir daha? Buradan hop bir 10 game daha verdi. Buradan Rookie Support Event. Hop bir daha verdi. Beriler meriler her gün girdiğimizde bayağı bir şey. Bayağı bir şey veriyor oyun ya. Artık çünkü epey bir zaman oldu bu oyun çıkalı. O yüzden bayağı bir şey veriyor. Açalım buradan tekrar. Bir onu daha fişekleyelim bakalım. Buradan Rare Recruitment var. Bu var. Bu 30'a atabiliyorsunuz. Burada Metal Chant, Metal Exchange, Metal falan mevzusu gelmiş. Bu ne banyo karakterler? Bu abla kim anime değil, son zamanlarda izlemedim de bilmiyorum. Super Evolution Slowface, Super Evolution falan gelmiş. Ey maşallah. Bakalım şimdi kimi pullasak. Thanksgiving Slowface, ha Thanksgiving Slowface demiş. Böyle çeşitli for rookies only. Sadece bizim içinmiş. Bu ne bu? Bas abi. Slowface Exclusive. Sugofest'ler bu şey şansı oldu işte. Legendary çıkma şansı olan yerler. Normalde çık. Bu ne abi? Oo. Oo, reisi gördük ha. Aman tanrım. Ne bu, hiçbir tane legendary yok. Reisi gördük de ne oldu abi? Şekilli şukullu. 11. de gelecek herhalde bir şey de. Yani inşallah Luffy gelir. Öyle şekilli animasyon ilk defa gördüm. Yeni eklemişler ha. Orada nakama inare. Oh my. Geç abi. Gachalarda en sevdiğim şey ya, kutu açmak. En sevdiğim şey. Auto geldi mi bu oyuna bilmiyorum ya. Benim zamanımda auto yoktu. Auto geldiyse oynarım açıkça, söylemek gerekirse. Ya. Hani tekrardan toplarım ya. Çok çok güzel çizimleri olandan bir Robin karakter şeyleri var. Karakterler var, baya baya iyi yani. Var mı Luffy? Var mı Luffy? 4 star. Bu ne abi? Ay, buggy çıktı. Değiştirebiliyor muyum bunu? Ne? Yani sonuncusu %100 şey oluyor. O değiştiremiyoruz. Ay, buggy'e mi kaldık yani? Şansıma tüküreyim. Niye Luffy'nin şeyi çıktı o zaman ya? Değiştiremiyoruz maalesef. Neyse geç. Geç abi. Karavana çıktı. Buradan Edit Crew'de. Buradan takımınızı ayarlıyorsunuz işte. Burada mesela buraya Luffy'yi koyalım. Nerede o yeni aldığımız Luffy, patlat. Burada işte Shanks var. Legendary çıkmıştı o. İlk pull'dan çıkıyor. Ondan sonra burada diğer karakterler ekleyip direkt bak level 50 max olarak geliyor. Bunlar normalde böyle gelmiyordu. Bu yeni başlayanlar için özel level'larını maxlayıp getirmişler. Ne bileyim, Brook'u koy. Şuraya Robin'i koy. Böyle ekleyebilir. Normalde bu kadar da ekleyemiyordunuz. Yani Crew şeyi bu kadar yüksek değildi. Yeni başlayanlar için eklemişler. Buradan geminizi değiştirebiliyorsunuz. Geminizi upgrade ediyorsunuz. Geminizi kolayla upgrade ediyorsunuz. Upgrade ettikçe şey oluyor. Her geminin özellikleri. Birçok gemi topluyorsunuz. Yani şeyin, One Piece'in kendi gemisi var ya. Neydi ya? Adını unuttum geminin valla. Thousand bilmem ne. O işte şey. O gemiyi çıkartıyorsunuz. İşte Big Mama'nın gemisi var. Şeyin Whale gemisi, balina gemisi var. Neydi o, beyaz sakalım vesaire, hepsinin özellikleri farklı. Değişik boss kestiğiniz zaman, yani şey boss fightlarında onları kullanıyorsunuz. Burada böyle işte özel şey Chopper'ın questleri var. Rainbow gemler falan veriyor fazladan çıkarmak için. Bayağı bir special eventler, etkinlikler. Şeyi göstereyim abi. Buradan böyle tek tek kıtaları geziyorsunuz. Böyle açtığınız zaman burası var, burası var, burası var. Ta nereye kadar gelmiş hikaye? Zoo, Cake Island'a kadar gelmiş, Big Mama'ya kadar gelmiş yani. Hikaye burada, Big Mama'ya kadar gelmiş. Alvida'dan devam etmemiz lazım. Şuradan bir stage'de combat'ın nasıl olduğunu da göstereyim size. Bir de Yanada diye tarzı bir şey var. Bu şeyde açılan, bak sıfır stamina. İlk player'ları da sıfır stamina'ya koymuşlar. Yani o kadar çok şey, oynasanız o kadar uzun süre oynayabilirsiniz ki bu oyunu, öyle böyle değil yani. Bayağı bir şey getirmişler, etkinlikler getirmişler. Seviyorsanız eğer, One Piece'e hayranlıysanız faydası olur, şey yapabilirsiniz yani. Deneyebilirsiniz. O auto opsiyonu gelmiş. Oo. Çok iyi, auto opsiyonu gelmiş. Güzel. Bu eskiden yok, tek tek böyle. Şu autoyu bir kapatayım da göstereyim genel olarak kombatı. İşte kombat şey birden ibaret. Burada böyle şeyler var, karakterlerin tipleri var. Mesela işte bu karakter yeşil karakter ya. Yeşil karakteri S geldiği zaman, S orbu geldiği zaman hasarı düşüyor. Fakat yeşil orb geldiği zaman da hasarı artıyor falan.
O şekilde. Mesela buna basıyorsunuz, burada böyle bam 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 ya grid çıkacak mesela. Tam böyle şey olduğunda basarsanız perfect oluyor böyle. Tam böyle zamanında basarsanız perfect, bir tık geç basarsanız işte great oluyor falan. Ona göre vurduğunuz hasar değişiyor. O şekilde ayarlıyorsunuz. Combat'ı tamam bundan ibaret. Auto opsiyonu gelmiş, güzel. Zor bosslar var bunda ileride, işte ne bileyim Hancock bossları var. Hancock farmlıyorsunuz. Ondan sonra tek tek farmlamanız gereken, bunda şey var, ultileri var karakterlerin ya. İşte ne bileyim demin gösterdiğim Sanji'ninki gibi ultisini işte defansı yarıya düşürüyor diye. O ultilerin süresi var, durmadan atamıyorsunuz yani. Bu şeyi kullandığınız zaman, yani ultinin gelme süresi var yani. Bossları kesip mesela birden fazla Sanji falan topladığınız zaman düşürüyorsunuz şeyi. Ne kadar sürede attığını, ultisini daha kısa daha hızlı atabiliyor. O şekilde stage'leri falan işte boss şeyli yerlerini ona göre temizliyorsunuz, clearlıyorsunuz. Onun dışında hikayeyi böyle ileride bildiğiniz gibi basic hikaye. İleride biraz ilerlediğinizde şurası açılıyor. Yani açıkmış burası. Orayı da göstereyim abi. Tamam abi gel buraya. O şey güvercin vardı ya, güvercin mi ne? Ona tıkladığınız zaman da haberleri görebiliyorsunuz oyun hakkında, ne gelecek ne gidecek. Burası var işte. Burası da şey böyle spesyal ada gibi bir şey düşünün. Kolezyum var fight için. Bak burada yeni etki eventler, etkinlikler var. Böyle bu boss var mesela. Neydi bu herifin adı? Unuttum da. Bu herifi farmlıyorsunuz. Bu heriften işte düşüyor mesela kestiğiniz zaman burayı. O adamdan durmadan kesiyorsunuz orayı, farmlayıp ultisini max level'a getirebiliyorsunuz direkt. Bu karakterlerin hepsi kullanılıyor orada burada. İleride özel bir mod açılıyor. Böyle şey daha değişik. Neydi ya? Treasure Island diye böyle. Adada geziyorsunuz böyle gemiyle. Değişik değişik ödüller topluyorsunuz. Oranın karakterleri var. Yani bu oyunda karakter çıkarmak, karakter toplamak o kadar problem değil. Problem biraz daha işte böyle zaman harcıyor. Şey yapmanız, karakterleri geliştirmeniz vesaire. Onlar bayağı zaman alıyor. Burada yani karakter ekranını açtığında o kadar çok dolacak ki. Öyle böyle değil yani. 4000 5000 tane, şurada 400'e kadar limiti var. Bunu 4000'e 5000'e çıkartanlar var. Gemleri çok harcamanız gerekiyor yani, o yüzden bu upgrade materyalini. Upgrade etmeniz lazım bırtıya. Onun dışında böyle şey bir oyun. Autosun geldiğini bilmiyordum ben. Otomatik gelmiş. Oynayabilirim yani. Dizaynlarını falan, karakterlerini çok seviyorum ben. Çünkü burada mesela şeyde buradan karakterlerin resimlerini görebiliyoruz değil mi? Buradan karakterleri. Nami'nin falan çok böyle waifu çizimli olan halleri falan var. Hancock var. Boa Hancock. Onami. İşte şey versiyonu. Wona. Wona versiyonu Nami'nin. Böyle böyle çeşitli çeşitli geliyor işte. Şey var, neydi onun adı? Robin'in var çok güzel halleri, Legendary halleri var. Legendary Robin, Legendary şey, bu ablalar var vesaire var. Rayleigh'in çok güzel şey skinleri falan, skin tarzı şeyleri var. İlginizi çekerse deneyin abi. Uzun 4 yılı falan oldu bu oyun çıkalı. Epey yani yeni bir oyun değil ama ne kadar eski olduğundan dolayı çok çok fazla yeni başlayanları tavsiye, ödül vesaire var. Hani sadece eğlenip ıvır zıvır alıp One Piece hayranıysanız biriktirebilirsiniz karakterlerinizi, takımınızı kurup oynayabilirsiniz. Ben belki bu auto modun geldiğini bilmiyordum. Geldiği için başlayabilirim yani, ufaktan biriktirebilirim. Fena bir oyun değil çünkü zamanında çok severek oynamıştım. Yorumlarınızı yazarsanız abi, beğendiyseniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.